Ben Doktor Akçağan Gebtremen, tıbbi farmakoloji uzmanıyım. 2 senedir İstanbul'da çalışmaktayım. Daha önce uzun yıllar devlette çalıştım. Şu anda emekli olduktan sonra özel bir üniversitede farmakoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere birazcık bahsetmek istediğim konu, ilaçlar ve diğer yardımcı ürünlerin arasındaki fark, hangisi daha efektif, hangisi daha etkili, sağlık konusunda hangisinin daha sizlerin sağlığı için yararlı olup olmadığını tartışmak, birazcık bilgi vermek istiyorum bu konuda. İlaçlar bildiğiniz gibi eczanelerde satılan ve insan sağlığı için bazı hastalıklarda veya teşhis durumlarında kullanılan tıbbi ürünler. Bunlar genellikle sentez yoluyla elde ediliyor, kimyasal sentez yoluyla. Günümüzde son 10 yıldır özellikle oldukça popüler olmaya başlayan bitkisel destek ürünleri, geleneksel tıp ve benzeri uygulamalarla aralarındaki farkları biraz olsun bahsetmek istersek, ilaçlar dediğimiz gibi uzun yıllar gerektiren ruhsatlandırılması ve eczanelerde satışa sunulması için aşağı yukarı ortalama 12 yıl gerektiren ve her yıl sentezlenen kimyasal maddelerden, 5000 kimyasal maddeden sadece bir tanesinin ilaç olmayı başarabildiği ürünler olarak tanımlanabilir. Bu ilacın ruhsatlandırılması ve piyasaya çıkması için bir tek ilacın aşağı yukarı 1.2 milyar dolar para harcanması gerekiyor. Diğer taraftan destek ürünleri veya işte bitkisel ürünler, doğal ürünler olarak adlandırılan ürünlere baktığımız zaman ise farkı hiçbir şekilde bu prosedürlerden geçmesine gerek olmaması. Diğer bir fark da bitkisel ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış olması da ilaçlardan farkını göstermekte. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlar, eczanede satılan ilaçlarla bitkisel ürünleri yan yana koyduğunuz zaman aslında ikisinin de satıldığı yer aynı. İkisinin de ambalajlanması, pazarlama şekilleri çok benzer. Ancak en büyük fark burada bitkisel ürünlerin Tarım Bakanlığı üzerinden ruhsat alması. Ruhsat alırken de insan sağlığı için kullanılıp kullanılmayacağının açıklanmamış olmasıdır. Oysaki ilaç dediğimiz ürünler kesinlikle insan sağlığı için kullanılmak üzere çok titizlikle hazırlanmış. Hem hayvanlar üzerinde hem hücre kültürleri, çeşitli laboratuvar teknikleri üzerinde yıllarca denenmiş ürünlerdir. Bir ilacın ilaç olabilmesi için gerekli koşullardan bahsederken çeşitli laboratuvar hayvanlarında denendiğini söylemiştik. Aşağı yukarı bu hayvanlar 2000 civarında deney hayvanında en az denenmek zorunda. Bu denemeler içerisinde tabii ilacın etkili olup olmadığı, o hastalıkta, uygulanacağı hastalıkta etkisinin olup olmadığı, hangi üst sınıra kadar dozun uygulanıp uygulanabileceği konularında çeşitli bilgiler alındıktan sonra aynı zamanda en az 2000 civarında gönüllü insan, sağlıklı insan ve gönüllü hastalarda da denenmesi gerekmektedir. Bitkisel veya destek ürünleri adı verilen ürünlere baktığımız zaman hiçbir şekilde bu testlerden geçmemektedir. Aradaki en büyük fark bu. O sebeple Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda olmadığından dolayı bu ürünlerin kullanımına bağlı olarak gelişebilecek her türlü problem, her türlü yan etki, her türlü istenmeyen etki de hiçbir şekilde Sağlık Bakanlığı sorumlu kabul etmemektedir. En önemli farklardan bir tanesi de budur. Doğal destek ürünleri dediğimiz ürünler her ne kadar doğal şartlarda, tarlalarda yetiştirilen bitkisel kaynaklardan çoğunlukla elde ediliyor olsa da ve kişiler tarafından, insanlar tarafından doğal olduğu kabul edilse de hiçbir zaman bizim istediğimiz gibi saf bir maddeyi içermemekte. Bu bitkisel ürünlerin içerisinde en az 25-30 tane aktif madde bulunmakta ve bu aktif maddelerden belki de iddia edildiği gibi bir tanesi iddia edilen hastalıkta etkili olmasına rağmen geri kalan maddeler belki de karaciğerimize, belki de böbreğimize zarar veriyor olabilir. Bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Yine bu ürünlerin yetiştirildiği tarlaların karayollarına yakın olup olmaması, iklim şartları, o yılki güneş şartları vesaire gibi bütün bu şartları göz önüne aldığımızda bu ürünlerin her yıl aynı standartta aktif madde içermeyeceğini de belirtmemiz gerekmektedir. Oysa ki ilaç dediğimiz ve eczanelerde satılan insan sağlığı için güvenli olduğunu söylediğimiz moleküllerde sentetik olarak üretilmesine rağmen her zaman için aynı miktarda, aynı standartta ve aynı kalitede molekülleri içerdiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O açıdan ilaç ve doğal ürünlerin en önemli farklarından bir tanesi bu. Diğer taraftan söylemiştik daha önce aynı eczane şartlarında
ilaç gibi pazarlanıp kutuları, içeriğindeki tarifnameleri, ilaçtaki prospektüs benzeri durumlar çok benzer olmakla beraber aralarında çok büyük bir farktan bahsetmek istiyorum. Bu da fiyat farkı. Bir kere fiyat dezavantajı var. Çok basitçe bir örnek verecek olursak, balık yağı insan sağlığı için evet faydalı mı? Faydalı, çok faydalı. Ancak bunun bir ilaç firması tarafından Türkiye'de pazarlanan bir formunu örnek alacak olursak, yaklaşık 25 lira ilaç formu olmasına rağmen, ilaç firması olmayan firmalar tarafından üretilen şeklinin 180 lira olduğunu aşağı yukarı çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Burada çok ciddi bir haksız rekabetten de söz etmek mümkündür. Bir başka dezavantajlı konudan bahsetmek isterim burada. İlaçların Türkiye'de reklamının yapılması kesinlikle yasaktır. Televizyonda, gazetelerde, herhangi bir basın organında reklamının yapılması mümkün olmamakla beraber bitkisel ürünler insan sağlığı üzerine etkisinden bahsedilmeksizin piyasaya girdikten sonra her türlü reklama açık, serbest olarak reklamı yapılabilmekte ve bu da maliyeti çok daha yüksek olmasına rağmen ilaçlara haksız bir dezavantaj sağladığını çok rahatlıkla ifade etmek gerekiyor. Peki bu kadar avantaj dezavantajdan bahsettikten sonra şunu sorabilirsiniz. Ben kullandım bitkisel ürünü, bana çok iyi geldi. Veyahut da işte komşum, akrabam, eşim, dostum kullandı. Bu üründen çok faydalandı. Bu kadar kötülüyorsunuz da nasıl oluyor bu iş diye. Sizlere basitçe plasebo etki diye bir etkiden bahsetmek istiyorum. Plasebo etki dediğimiz şey, eğer karşınızdakini ikna ederseniz içinde etken madde olmayan ilaçların da çok yüksek oranda hastalıklara iyi geldiğini söylemek mümkündür. Muhtemelen bitkisel ürünleri kullanan kişilerin kendini iyi hissetmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur. İlaç araştırmalarında plasebo etki test edilmektedir. Bununla ilgili size bir örnek vermek gerekirse, depresyon hastalarında denenen aktif ilaç ve ilaca benzeyen plasebonun şeklen aynen ilaca benzemekle beraber içinde aktif ilaç molekülünü içermeyen ilaç şekillerinden bahsediyoruz. Yaklaşık olarak kişiler ikna edildikten sonra hemen hemen ilaç içeren moleküllerle benzer etkiler gösterdiği tespit edilmiş. Bu sebeple plasebo etkinin bitkisel ürünlerin iyi geldiği kişilerde muhtemelen bu şekilde etki ettiğini ifade etmek mümkündür. Diğer taraftan bir başka soru, Türkiye Cumhuriyeti'nde madem işte bitkisel ürünler kullanılmayacak, neden ilaç üretimi çok mümkün değil? Konuşmamın başında bahsettiğim gibi aşağı yukarı bir ilacın ruhsatlandırılması ve piyasaya çıkması dünya pazarlarında ve Türkiye'de 1.2 milyar dolara mal olmakta. Bu da Türk parası olarak 9 milyar liraya tekabül ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı bütçesi 2019 itibariyle 49 milyar lira. Bunun içerisinde bütün sağlık çalışanlarının ücretleri de dahil. Bu hesaba katarsak kimsenin maaşı verilmese, hiçbir yatırım yapılmazsa sadece ve sadece 5 veya 6 tane ilaç piyasaya çıkartılabilir, ruhsatlandırabilir. Onun için çok yüksek maliyetler olduğundan dolayı bu yakın gelecekte çok mümkün görünmüyor. Ancak daha önceden ruhsatlandırılmış, patentlendirilmiş ilaçların patent süresi dolduktan sonra Türkiye'de ve diğer ülkelerde çok daha ucuz fiyatla, çok daha sağlıklı bir şekilde piyasada satılmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Onun için burada önerimiz doğal ürünlerden, doğal ifade edilen bitkisel veya geleneksel ürünlerden ziyade ilacın tercih edilmesi çok daha sağlık açısından uygun olacaktır diye düşünüyoruz. Bitkisel ürünleri pazarlayan veya bunların reklamını medyada yapan kişilerin de çeşitli gayri resmi ünvanları kullandığını da görmek mümkün. İşte Profesör nokta nokta oğlu gibi ifadeler. Şunun bilinmesi gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka bu kişilerin tıp profesörü veya tıp doçenti veya tıp doktoru olduğunun irdelenmesi gerekiyor. Bunlardan birçoğunun tıp doktoru olmadığını sizlere ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan yine kullanılan bir yanlış ünvanda işte bitkisel tedavi uzmanı, fitoterapi uzmanı gibi ifadelerin kullanılması. Türkiye'de uzmanlık, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre bu şekilde bir uzmanlık dalı bulunmamaktadır. Bitkisel tedavi gibi bir uzmanlık dalı veya benzer ifadelerle ifade edilen herhangi bir uzmanlık dalı yoktur. Bunların hepsi uydurmadır. Belirli küçük işte 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık kurslardan yurt dışında veya Türkiye'de geçmiş olan kişiler kendilerini uzman olarak ilan ediyor. Asla bu konuda yetkin değillerdir. Bu konuda da sizleri uyarmak isterim. Son olarak söylememiz gereken şey şudur. Madem bu ürünler ilaç değil, Sağlık Bakanlığı bunların ruhsatını vermiyor.
Sağlık konusundaki yararlılıkları tartışmalıdır. Ne yapmamız gerekiyor? Burada tabii devlet otoritesinin devreye girmesi gerekmektedir. Burada yapılması gereken ilk adım bence eczanelerde bu ürünlerin satışının durdurulması gerekiyor. Çünkü bunlar ilaç ruhsatı taşımamaktadır. İlaç değildir. İlaç olduğu kanıtlanmamıştır. İlaç olduğu kanıtlandıktan sonra ancak satışına izin verilmesi gerekmektedir. Bir diğer konu, satıldığı yerlerde de ilaç olarak değil, işte diğer aktarda mı satılıyor, süpermarketlerde mi satılıyor? Buralarda satılırken mutlaka ve mutlaka fiyat kontrolünün yapılması ve sağlıkla ilgili ibareleri içermemesi, şu hastalığa, bu hastalığa iyi geliyor ibarelerini içermemesi gerekmektedir. Yine üçüncü bir önlem olarak teklifimiz, bu ürünlerin ambalajlarının ilaçlardan farklı olması gerekliliği. Bir örnek olarak tek bir renk uygulaması olabilir. İlaçların kutularından çok farklı bir renk seçilerek tek bir renk veya kesinlikle şeklen ilaçtan farklı olması gerekir. Halkın seçerken bunun ilaç olup olmadığının farkına varabilmesi açısından. Yine medyada yapılan bu ürünlerle ilgili tanıtımlarda tanıtımları yapan kişinin yetkin kişi olduğunun beyan edilmesi gerekiyor. Özellikle tıp doktorlarının veya sağlık çalışanları tarafından, sağlıkla ilgili eğitim almış kişiler tarafından bunların tanıtılması uygundur diye düşünüyorum. Ve son olarak da eğer bu ürünler içerisinde ilaç prospektüsleri veya bizim küp adını verdiğimiz kısa ürün bilgilerini içeriyor ve aynı ilacı taklit ediyorlar, halkın bu konuda bilgilendirilmesi açısından da bu içeriğindeki prospektüs tarzı tanıtım broşürlerinin yine farklı renkte olması gerekmektedir. Son söz olarak söylemek gerekirse, bu ürünlerden ilaç ruhsatı almamış olanlardan uzak durmanızı, mümkünse hastalıklarınız için ilaçları tercih etmenizi temenni ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum efendim.